Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilimler Atölyem kitabı 6. sınıf 82. sayfayla devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Şekildeki K, L, M araçları aynı anda A noktasından geçerek 2 saatte belirtilen B, C ve D noktalarına ulaşıyorlarmış arkadaşlar. Sabit süratle hareket ediyorlarmış. Buna göre K, L ve M araçlarının sürat zaman grafiğini çizelim. Arkadaşlar 2 saatte gittiklerine göre yolu zamana bölersek 182'ye bölersek K aracının hızı arkadaşlar 180 bölü 2'den kaç çıkar? 90 kilometre bölü saat çıkar. L aracı arkadaşlar 120 km'yi 2'ye böleceğim. 120 bölü 2'den süreti 60 km bölü saat çıkacak. 160 km'yi 2'ye bölersem M'deki aracın da sürat arkadaşlar 160 bölü 2 80 km bölü saat çıkacak arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuraya grafikte yatay olan sıraya zamanı yazıyoruz şuraya. Dikey olana da süratlerini yazıyoruz. L'ninki 60, M'ninki 80, K'ninki de 90 arkadaşlar. Sabit süratle hareket ediyorlar. Aşağıdaki farklı araca ait yol zaman ve sürat zaman grafikleri verilmiştir. Grafiklere göre boş bırakılan çizelgeleri tamamlayalım diyor. Evet arkadaşlar grafikten ne anlıyoruz? 2 saatte 6 kilometre yol gitti. 4 saatte 12 kilometre yol gitti. 6 saatte 18, 8 saatte 24 kilometre, 10 saatte arkadaşlar 30 kilometre yol gitti. Zamanı şuraya ne yazacağız? 2, 4, 6, 8, 10 diye yazacağız arkadaşlar. Süreti de arkadaşlar 6'yı 2'ye bölersek 3. 12'yi 4'e bölersek yine 3. 18'i 6'ya bölersek yine 3. 24'ü 8'e böldüm. 3. 30'u 3'e 10'a böldüm. Yine 3 arkadaşlar. Yani bu araç sabit süratle hareket ediyormuş. Bunun sürat zaman ne diyor arkadaşlar? Sürat zamanını göstermiş. Biz bu sefer yolunu bulacağız. O zaman buraya yazalım. Zaman, zamanı 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 5 saatte yazacağız. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sıfırıncı saatte gittiği yollar şey sürete arkadaşlar. Daha sıfır olduğu için gittiği yolda sıfır. Sürat arkadaşlar sabit süratle gitmiş. Hep 5 ile gitmiş. Yolun formülü sürat çarpı zamandı. 5 kere 1 kaç olur? 5. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. 5 kere 4 20. 5 kere 5 25 kilometredir arkadaşlar. Akif, Mehmet, Yasemin ve Can aşağıda verilen mesafeleri belirtilen sürelerde koşmaktadır. Buna göre Akif, Mehmet, Yasemin ve Can'ın sürat değerlerini bulup büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Evet, yolu zamana böleceğiz arkadaşlar. 240'ı 20'ye bölersek kaç yapar? 12 metre bölü saniyedir hızı. 240'ı 40'a bölersek arkadaşlar 6 metre bölü saniye çıkar hızı. 480'i 60'a bölersek 8 metre bölü saniyedir hızı. 120'yi 12'ye bölersek hızı arkadaşlar 10 metre bölü saniyedir hızlarını büyükten küçüğe sıralarsak yani en hızlı içlerinde Akif, Can, Yasemin, Mehmet. Evet Akif, Can, Yasemin ve Mehmet. Ayşe ve Ali evlerinden her sabah aynı anda ayrılıp okula aynı süratle gitmelerine rağmen Ayşe önce varamamaktadır. Sadece yukarıda verilen bilgiye göre Ayşe ve Ali'nin evlerinin okula olan uzaklığı karşılaştırılabilir mi? Sebebini açıklayınız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar demek ki de aynı süratle gidip aynı anda yola çıktıklarına göre demek ki birisinin evi diğerinden daha uzak kalıyor arkadaşlar. Kiminki daha uzak kalır arkadaşlar? Ee, daha uzun sürede varanın ki demek ki süratleri aynı olmasına rağmen Ayşe daha uzun zamanda evle okul yolu arasını tamamladığından Ayşe'nin gittiği yol daha fazladır arkadaşlar. Demek ki Ayşe'nin evi Ali'ye göre okula daha da uzaktır. Başka ihtimali yok. K, L ve M araçlarının yol ve zaman değerlerinin sütun grafikleri şekillerdeki gibi verilmiştir. Buna göre verilen zamanlarda K, L ve M araçlarının sürat sütun grafiğini çiziniz diyor. Evet arkadaşlar. Zamanı en fazla olan K gittiği yol en az. Demek ki arkadaşlar içlerinde en yavaş olan en yavaş K'dir arkadaşlar. En yavaş K Arkadaşlar M'ye bakarsak M zaman olarak en kısa zamanda L kadar yol gitmiş. L'den daha kısa sürede gitmiş dikkat ederseniz. L'den daha kısa sürede gitmiş L ile aynı yolu. Demek ki içlerinde en hızlısı arkadaşlar M'dir. Demek ki zaten en hızlıyı bulduk. En yavaşı bulduk. M en içlerinde en büyük sütun grafiği M'de olacak. En yavaş K olduğu için en küçük onunki olacak. L'de ikisinin arasında arkadaşlar süreç olarak karşılaştırırsak. Yani hızlı demek ne demek arkadaşlar? Kısa sürede uz fazla yol giden demektir. M kısa sürede uzun yol gittiği için en hızlı o. K uzun sürede az yol gitmiş o yüzden K yavaş yorumunu yapabildik. Adem taksiyle evinden çıkıp 12 kilometre uzaklıktaki bankaya yarım saatte oradan çıkıp 24 kilometre uzaklıktaki hastaneye 2 saatte gitmiştir. Hastanede işi bitince taksiyle aynı güzergahı izleyerek eve 3 saatte varmıştır. Taksi sürekli sabit sıra ile hareket ettiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Adem'in evi ile banka arasında taksinin süreti kaç kilometre bölü saattir diye arkadaşlar. Şimdi Adem taksiyle evinden çıkıp 12 kilometre uzaktaki bankaya yarım saatte gittiğine göre arkadaşlar. Demek ki yarım saatte 12 ile gidiyorsa, 12 ile gidiyorsa, 1 saatte arkadaşlar, 1 saatteki hızı 24 kilometredir değil mi? 24 kilometre bölü saattir. Taksi ile evden çıkıp bankaya gitmesi. Ev ile banka arasında arkadaşlar hızı 24 kilometre bölü saattir. Bölü saat. Oradan çıkıp 24 kilometre uzaklıktaki hastaneye 2 saatte gitmiştir. Niye 2 saatte gitti arkadaşlar? Demek ki 24'ü 2'ye bölersek buradaki hız arkadaşlar 24 bölü 2'den 12 kilometre bölü saat. Şu aradaki. Hastanede işi bitince taksiyle aynı güzergahı 3 saatte tam varmış eve. Aynı yol 3 saatte vardığına göre arkadaşlar bu sefer 24 kilometreyi 3'e bölersek dönüşteki hızı 8 kilometre bölü saat yapar dönüşteki. Adem'in evi ile arasındaki taksinin sürati evi ile arasındaki arkadaşlar 24'tür. Banka ile hastane arasındaki taksinin sürati arkadaşlar 12 ydi. Aynı rotayı izleyerek 6 saatte eve dönen taksinin süreti kaç kilometre bölü saattir diye arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar aynı rotayı izleyerek 6 saatte eve döndüğüne göre bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? 24 saat 24 buraya gitti. 12 de buraya gitti. Toplam kaç arkadaşlar? Yolumuz 36 kilometre. Zamanımız 6 saat olduğuna göre 36 kilometreyi 6'ya bölersek taksinin süresini arkadaşlar 6 km bölü saat olarak buluruz. Ayşe ve Ahmet bisikletleriyle birbirini kovalamaktadır. Sürat zaman grafiği ve aldıkları yolu gösteren doğru parçası aşağıda verilmiştir. Ayşe ve Ahmet aynı anda sabit süratle harekete başladıklarına göre Ayşe Aslı'yı başlangıç noktasından kaç metre sonra yakalar diyor arkadaşlar. Ayşe'nin süreti 12 metre bölü saniye arkadaşlar. Ahmet'in süreti de 4 metre bölü saniyedir. Aynı anda sabit sürat harekete başladıklarına göre diyor arkadaşlar. Aralarında ne kadar fark var arkadaşlar? Şuraya baktığımız zaman grafiğe. 36 metre 36 metre fark var. 12'den 4'ü çıkartırsak arkadaşlar 12'den 4'ü çıkartırsak aradaki fark kaçtır? 8 metre bölü saniyedir. Yani 1 saniyede 8 metre farkı kapatacak arkadaki arkadaki kız Ayşe yani. Ahmet'le arasında arkadaşlar 40 pardon şuraya 48 saniye 48 metreye bakacağız arkadaşlar. 36'ya değil. Şurayı ölçeceğiz. 48. 48 metre yaklaşar. Demek ki kaç saniyede kapatır? 48 bölü 8 eşittir 6 saniye. 6 saniye sonra yakalar. Kaç metrede yakalar diye Kaç metrede yakalar? Şimdi bu 48'di. 6 saniye sonra Ahmet 6 kere 4 24. 24 metre daha yol gidecek. 48'e 24 eklersek arkadaşlar 72 metre yapar. Şurada isme şurada isim hatası yapmış arkadaşlar. Ayşe Ahmet'ti diyecekti. O kafamızı karıştırdı. Aslı diye birisi daha mı var diye baktık. Aslı diye birisi yok. Ayşe Ahmet'i başlangıç noktasından kaç metre sonra yakalar? E tekrar anlatayım arkadaşlar. As, Ayşe ile Ahmet'in arasında arkadaşlar ilk başta 48 metre fark var. Ayşe'nin hızı saatte saniyede 12 metre bölü saniye. Ahmet'in sürati 4 metre bölü saniye. Aralarındaki fark yani 12'den 4'ü çıkartırsak 8 metre bölü saniye. Yani Ayşe saniyede 8 metrelik fark fark atıyor. Ahmet'e göre o yüzden 48'i 8'e bölersek 6 saniyede aradaki farkı kapatacak ve Ahmet'e yetişmiş olacak arkadaşlar. Bir de diyor ki Ahmet'e yetiştiği nokta kaç metre uzaklıktadır diyor. Ahmet zaten 48. metredeydi ya. Süreti de 4. 6 saniyede 6 kere 4 24 metre daha yol gidecek arkadaşlar. 48'e 24'ü ekleyince 72. metrede Ayşe Ahmet'i yakalamış olacak. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.